Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 6. yıl kutlamaları kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş suçu işlediğini söyledi Akşener. Partisinin Demokratik Milli Yükseliş beyannamesini de açıklayarak yerel seçim mesajı verdi. Gazze'de yaşayan her bir kardeşimizin, her bir çocuğun, her bir kadının, her bir erkeğin karşı karşıya kaldığı zulmü bütün kalbimizle, bütün gücümüzle lanetliyor, kınıyor ve katil Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu tekrar ediyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin 6. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Konuşmasına İsrail'in Gazze saldırısıyla başlayan Akşener, AKP'nin Filistin mitinginin zamanlamasını eleştirdi. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Miting yapmak güzeldir, ona itirazım yok. Keşke bir hafta evvel, bir hafta sonra yapaydınız, hepimizi çağıraydınız. Türkiye bir ve beraber olarak orada olup sesini aykırsaydı, ama bu yetmez. İç politikanın malzemesi haline getirmek günahtır, ayıptır. Yapacağınız iş uluslararası sistemde Türkiye'nin akıllı bir biçimde, sağduyulu bir biçimde en kısa sürede Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır. Akşener 6. yıl dönümü kutlamalarında sahneye tahliye edilen Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'la çıktı. Ankara'da Atatürk Spor Salonu'ndaki etkinlikte partisinin Demokratik Milli Yükseliş beyannamesini açıkladı. Demokratik ve milli yükselişimizin temelleri de bu iki zemin üzerinde yükselecek 8 prensibe dayanıyor. Nedir onlar? 1. Dünya arenasında tam bağımsız ve egemen bir kudret olarak var olacak. Milli varlığımızı, bekamızı her daim koruyacağız. 2. Milli hakimiyetimizde sürekliliği sağlayacak. Milli çıkarlarımız aleyhindeki tüm güçlere ve tehditlere her an ve her daim direneceğiz. Askeri ve jeopolitik güçler arasında etkin olacak. Küresel dengelerin kurucusu ve kollayıcısı olarak Türk barışını egemen kılacağız. 4. Sanayide sektörel milli şampiyonlar çıkartacak. Türkiye'yi öncelikle bölgesel bir güç haline getireceğiz. Akşener beyannameyi açıkladıktan sonra da yerel seçim mesajı verdi. Daha çok çalışacağımız çetin bir sürece giriyoruz. Şu andan itibaren geçireceğimiz her günü yarın seçim varmış gibi geçireceğiz. Sıkılmadık el, çalmadık kapı, dinlenmedik. Kimse, insan bırakmayacağız. Memleket sevdasına adanmış gönüllerimizle, birbirinden yetenekli, birbirinden liyakatli kadrolarımızla 81 ilimizin her birini yönetmeye muktedir adaylarımızla Türkiye'nin dört bir yanında